Kıbrıs Türk halkı, değerli arkadaşlar, Sayın Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri. Dün gene askeri mahkemedeydik. Çünkü gene bir vicdani red davası söz konusu. Bu kürsüden birkaç kere bu konuyu konuşmuş biri olarak. Konunun genelde gündeme getiriliş biçimi maalesef işte vatani görevi reddetme, yeterince ülkeyi sevmediği için aslında borcu olan bir görevi yerine getirmeme üzerinden ele alınıyor. Halbuki vicdani red dediğimiz şey tarihten, Roma İmparatorluğu'ndan itibaren var. Bugün bireylerin politik görüşleri, ahlaki veya dini inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesi olarak karşımıza çıkıyor ama daha önce, yani çok daha eski dönemlerde daha ziyade dini inançlar üzerinden telaffuz ediliyordu. Öldürmeyi reddetme, öldürmenin günah olduğunu söyleme üzerinden Roma İmparatorluğu 16. yüzyıl birçok vicdani redçi var. Bunun tarihsel kökenlerine girmeyeceğim. Bunun birazcık daha bir insan hakkı olarak ele alınması ve hak politikaları temelinde tartışılmaya başlaması biraz da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oldu. Çünkü biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı ve ardından yaşanan işte 29 ekonomik krizi, daha sonra İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin yaşadığı en büyük yıkımlara ve çok fazla sayıda insanın kitlesel olarak yok olmasına neden oldu ve savaşın yarattığı tahribatın, orduların silahlanmasının, devletlerin bunlara ayırdığı paraların aslında ne kadar büyük olduğunun tartışılması bundan yaklaşık işte bir 80 yıl önce insan hakları evrensel beyannamesi ilan edilirken tartışıldı. Ve 1948'de bu vicdani redle ilgili olan aslında savaşmayı reddetme tam da din ve vicdan hürriyetini güvence altına alan temel insan hakları temelinde tartışılarak günümüze geldi. 1987'de BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 46 sayılı bir ilke kararı var. Devletleri vicdani red hakkını tanımaya davet etmişti bu dönemde BM. Ve bu hakkı kullanan insanları cezalandırmaktan vazgeçmesini tavsiye etmişti. Daha sonra bunu medeni ve siyasi haklara ilişkin uluslararası sözleşme, biliyorsunuz bizim de mevzuatımızın bir parçasıdır BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi. Burada tekrarladı ve inanç özgürlüğünün bir parçası olarak telaffuz etti. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi gene aynı şekilde bunu ta 60'lı yıllardan itibaren çeşitli sayılı kararlarında, 337 sayılı kararında, daha sonra 1977'de 816 sayılı tavsiye kararında tekrarladı ve günümüze kadar geldi. Avrupa Birliği bugün vicdani reddi açıkça insan özgürlüğü kapsamında bir hak olarak alıyor ve Avrupa Birliği üyesi devletlerin bu hakkı kabul etmesi üzerinden bir pozisyon alıyor. Avrupa Birliği temel haklar bildirgesinde herkesin düşünce, din ve vicdan özgürlüğüne sahip olduğu, bir kişinin din veya inancını değiştirme veya tek başına ya da topluluk halinde aleni veya gizli olarak ibadet etme, öğretme, uygulama, gereklerine uyma şeklinde açığa vurma özgürlüğü vardır diye ifade ettiği dizide bu hakkın kullanılmasına ilişkin ulusal mevzuatta eğer dini nedenlerle askerlik görevini yapmayı reddedenler varsa bu da bir hak olarak tanımlanmalıdır diye ortaya koyuyor. Uzun uzun uluslararası sözleşmelere girmeyeceğim. Fakat birazcık daha bu zorunlu askerliğin anayasal haklar çerçevesinde düşünülebilmesi ve zorunlu askerliği reddetmenin aslında anayasal haklar çerçevesinde düşünülebilmesi için şu örneği vermek istiyorum. Biliyorsunuz ülkemizde anayasamıza göre angarya çalıştırma yasaktır. Dolayısıyla bir kişinin nasıl zorla çalıştırılması anayasal olarak mümkün değilse, kendi iradesi hilafına dini inançları veya pasifist olabilir, antimilitarist olabilir, politik ideolojik görüşleri dolayısıyla olabilir. Zorunlu askerlik hizmeti yapmayı reddetmesi de aynen angarya çalıştırmak gibi aslında zorunlu askerliği öyle düşünürsek böyle bir hak olarak ele alınabilmelidir. Ve bugün birçok ülke vicdani red hakkını tanımıştır. Yani İngiltere ta 1916'lı yıllardan, Danimarka, İsveç, Hollanda gibi yani bu batılı ülkelerde, Finlandiya, Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, İtalya, Avusturya, Portekiz, İspanya,
Polonya, Çekya, Macaristan, Hırvatistan, Letonya. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti de aynı şekilde 1992'de Güney Kıbrıs'ı söylüyorum. Bunu bir hak olarak tanımıştır. Niye Güney Kıbrıs'ı söylüyorum? Biz 2018 yılında kurulan Dörtlü Koalisyon döneminde koalisyonu oluşturan dört partinin de seçim kitapçıklarında vicdan red hakkının yasallaşması söz konusu olduğu için ve o dönemde Halil Karapaşaoğlu davası yine askeri mahkemede görüşülüyordu. Bir inisiyatif aldı o dönemde hükümet ve bir taslak hazırlayarak Hukuk Siyasi İşler Komitesi'ne gönderdi. Ben o dönemde Hukuk Siyasi İşler Komitesi başkanıydım. Ocak 2019'da biz bu yasayı görüşmeye başladık. Komiteye davet ettiğimiz Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri yanında TMT subayları, emekli astsubay dernekleri, vicdani redçilerin kendileri, Yehova şahitleri ki ülkemizde bilmiyorum biliyor musunuz ama 4000'den fazla Yehova şahidi var. Ve onların avukatlığını uluslararası düzeyde yapan biri Kanadalı, biri İngiliz. İki tane avukat, uluslararası Yehova şahitleri, vicdani red davaları olan Yehova şahitlerinin avukatları kendileri talep etti diye komiteye davet ettik ve KKTC Meclisi'nin komitesinden gelip görüş bildirmişlerdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde vicdani red davalarına bakan avukatlar yanında hukukçu, bilim insanı kişiliğiyle de hukuk fakültelerinde bu konuda ders veren kişileri Skype bağlantıları yaparak komiteye bağlamıştık ve yasa çok olgun bir aşamaya gelmişti. Daha sonra Halkın Partisi'nin koalisyon hükümetini bozması sonucunda maalesef kadık oldu ve UBP-HP hükümetinin döneminde de maalesef gündeme gelmedi. O dönemde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan gelen arkadaşların ve Sayın Komutanım da beni Boğaz'a Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na davet etmişti. Birebir konuşma şansım da olmuştu. En önemli çekincelerinden bir tanesi vicdani red hakkı yasallaşırsa hiçbir KKTC vatandaşının askerlik yapmak istemeyeceği ve herkesin vicdani redçi olacağı yönündeydi. Halbuki aslında vicdani reddi tanımlayan birçok kriter vardır ve devletler mevzuatlarında bu düzenlemeleri yaparken kendi ülkelerinin koşullarına göre bu düzenlemeleri yaparlar. Bize o dönemde işte sınırlarımızı zaten bekleyebilecek yeterli asker sayısı yok. O yüzden bizim personel olarak da asker olarak da bu yurttaşlara ihtiyacımız var gibi bir yaklaşım geliştiriyorlardı. Biliyorsunuz yani Güvenlik Kuvvetleri çok daha iyi bilir benden ama bugün dünyada sanırım Irak Savaşı'nda 90'lı yıllarda bir Kartallar katliamı denilen bir katliam sonrası ortaya çıkmıştı. Dünyada artık düzenli ordular, konvansiyonel savaşlar yerine askeri şirketlerin artık yurttaşları asker olarak zorunlu askerliğe tabi tuttuğu değil de maalesef dünyanın çok farklı yerlerindeki yoksul insanları asker olarak istihdam etmek suretiyle askeri şirketler üzerinden dönen başka bir militarist anlayış var. Bugün Wagner gibi, Blackwater gibi çok büyük devletlerin içinde faaliyet gösteren askeri ve aynı zamanda silah sanayiyle de bağlantısı olan şirketler var. Oraya girecek değilim. Biz küçük bir ülkeyiz. O yüzden bunlara girecek değilim ama en azından Güney Kıbrıs sürekli örnek verildiği için aynı ölçekte, aynı tarihi yaşamış olduğumuz ülkemizin diğer yarısından bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü ateşkes koşulları bizim için geçerli olduğu gibi Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs Cumhuriyeti için de geçerlidir. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nde vicdani red bir haktır. Arkadaşlar biraz patlıyor, kusura bakmayın. Neyse, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta Türklerin ve Rumların ortak devleti olarak kurulduğunda o dönemde mecburi askerlik hizmeti diye bir şey yok. Anayasanın 129. maddesinde ordunun işte %60'ı Yunan, %40'ı Türk olmak üzere bir ordudan yaklaşık 2000 kişilik bir ordudan oluşacağı söyleniyor 129. maddenin birinci fıkrasında. İkincisinde ise, ikinci fıkrada ise mecburi askerlik servisi eğer başkan ve başkan yardımcısı üzerine mutabık kalınmamışsa olmayacaktır deniliyor. Yani daha 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken mecburi askerlik diye bir şey
Yok, zorunlu askerlik diye bir şey yok. Muafiyetler var. Muafiyetlerin, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki bazı muafiyetleri söylemek istiyorum. Mesela ilgili sağlık kurulunca bir sağlık sıkıntısı olduğu ispatlanan kişiler zorunlu askerlikten muaf olabiliyor. Bir kişi ömür boyu hapis cezasına çarptırılmışsa veya 5 yıldan fazla bir cezaya çarptırılmışsa bu değerlendirilebiliyor muaf olma bağlamında. Bu vicdan ilet açısından değil söyledim, muafiyet üzerinden söylüyorum. 74 yılında yaşanan savaşta Kızıl Haç'tan işte esir düştüğüne dair bir belgesi varsa gene zorunlu askerlikten muaf olabiliyor. Bir başka ülkede daimi ikamet şeklinde, daimi ikametgahla oturuyorsa ve 10 yıldır yurt dışındaysa, eğer 3 ya da daha fazla küçük çocuğun, underage diyor burada İngilizceden çevirerek söylediğim için, 3 ya da daha fazla küçük çocuğu olan babalar varsa, ailesinde Kıbrıs Cumhuriyeti için savaşırken kaybolmuş, öldürülmüş ya da sakat kalmış bir bireyler varsa, bir sürü detay var. Mesela hem Kıbrıs Cumhuriyeti, yani Kıbrıs, hem de Yunanistan kimliğine sahip olup da 6 yıl boyunca kesintisiz olarak Yunanistan'da yaşamış ve Yunanistan'da eğer askeri hizmetini vermişse mesela Kıbrıs'ta askerlikten muaf olabiliyor. Veya bazı meslek dalları var askerlikten muaf olmayı öngören. Mesela bakanlar, milletvekilleri, Avrupa parlamenterleri, başsavcı ve başsavcının yardımcısı askerlikten muaf olabiliyor. Yani böyle bir büyük vatani görev olarak da tanımlanıyor ki milletin vekilliğini yapanlar ya da işte devletin hukukçusu olan aslında başsavcının da askerlikten muaf olabilme hakkı var. Şimdi Güney Kıbrıs'ta, Kıbrıs Cumhuriyeti'nde bir kişi eğer ben vicdan eretçiyim diyorsa, dedim ya az önce kriterleri var diye. Mesela bununla ilgili bir 5 kişilik kurulları var her şeyden önce vicdan eretçinin kim olduğunu denetleyen. Bu onların Savunma Bakanlığı tarafından oluşturulan bir kurul. Bu kurulun içinde askerden gelen 2 yüksek rütbeli asker var. Gene hukuk ofisinden gelen bir kişi var ve 2 tane üniversite de profesör akademik ünvanına sahip akademik kişi var. Bunlar da özellikle felsefe, sosyal veya siyaset bilimi veya psikoloji dallarında profesör olmak zorundalar. Çünkü bu mesele bir bireyin insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde ben zorunlu askerlik yapmak istemiyorum ve vicdan eretçiyim dediği noktada askeri olarak değerlendirilmesi gereken tarafı olduğu gibi aynı zamanda hukuki olarak değerlendirilmesi, bir de felsefi ve siyaset bilimi yani ve aynı zamanda psikoloji tarafının da değerlendirilmesi gerektiği böyle dengeli bir komite oluşturmuşlar. Mesela siz eğer silah ruhsatına sahipseniz veya işte herhangi bir silahlı spor dalında atıcılık gibi ruhsatınız varsa veya bununla biliniyorsanız veya avcılık veya buna benzeyen silah kullanımı içeren herhangi bir spor aktivitesi içindeyseniz ben vicdan eretçiyim diyemezsiniz. Çünkü sizin silahla bir sorununuz yok demektir. Örneğin o kadar kolay değil dediğim kriterlerden bir tanesi bu. Veya bir sabıkanız varsa ve özellikle silahlı bir suça karışmışsanız daha sonra ben vicdan eretçiyim, askere gitmeyeceğim diyemezsiniz. Bu bağlamda birkaç kriter daha var ama bunları böyle uzun uzun buradan söylemek istemiyorum. Ürün arkadaşı da söz verdim, kısa keseceğim diye. Bunun vicdan eretçi olan bir olduğunu söyleyen bir kişiyi komite bir evraklarıyla birlikte önce bir değerlendiriyor. Daha sonra komitenin bu kişiyi mülakata çağırma hakkı da var. Yani o yüzden belli bir takım filtrelemelerden, sorgulamalardan geçtikten sonra vicdan eretçinin kim olduğuna karar veriliyor. Nitekim çok eskiden yasallaşmış olmasına rağmen şu ana kadar hepi topu 5-6 kişidir. Yani vicdan eretçiyim diyerek bu haktan yararlanan, yani en azından ben komite başkanıyken ve bu yasayı komitede çalıştığımız sırada
2019 yılının Ocak-Şubat aylarında çalışıp tamamlamıştık. O sırada Güney Kıbrıs'ta vicdaniyetçi olan 3 kişi vardı hafızamda kaldığı kadarıyla. Şöyle olanaklar sunuyorlar. Sen zorunlu olarak askerlik hizmeti yapmak istemiyor musun? O zaman bir seçeneğin şu, alternatif askeri hizmet yapabilirsin. Bu nedir? Eğer Bakanlar Kurulu karar verirse, National Guard dedikleri yerde, yani silahlı askeri hizmet yerine daha sivil hizmet, askerin içinde sivil hizmet olarak, yani silahın olduğu değil de, örneğin işte getir götür işlerinin olduğu veya işte askere belli akademik eğitimler verildiği falan noktalar olur ya, oralarda durumuna göre askerin içinde bir sivil hizmet verebilir. Bu örneğin full military service, yani işte bütün zorunlu askerlik süresi 15 aysa, normal silahlı yapılan askeri hizmetten farklı olarak ondan 4 ay daha uzun oluyor. Yani 19 ay oluyor. Eğer 6 ay yapmış, 6 ayı kalmış ise, o zaman bu ekstra süre 3 ay oluyor. Yani askerin içinde sivil hizmeti tercih edenlere bir tık süre uzatarak aslında zorlaştırıyor ki samimiyetini ölçsün. Yani sen gerçekten silah kullanmaya karşıysan, istemiyorsan bu askeri pratikleri, o zaman ben sana 4 ay ya da 3 ay ya da işte 6 aydan daha az yapmışsa 2 ay gibi sürelerle ekstra süre koyuyorum. Gel bunu o zaman böyle yap diyor. Veya askerin içindeki sivil hizmet yerine bizim sosyal hizmet dediğimiz bir hizmet biçimi de seçenek olarak sunuluyor. Bu da aynı şekilde süreler öyle normal işte zorunlu askerlik süresi tam zamanlı 14 aysa 5 ay ekliyor. Başka şartlarda işte 4 ay ya da 2 ay ekleyerek aslında normal silahla yapılan askerlik süresi yerine sivil sosyal hizmet alanında zorunlu hizmet olarak aslında yine o da bir vatani ödev, o da bir görev. Çünkü halka hizmet etmenin çeşitli biçimleri var ve bu olanakları sunmak suretiyle aslında bu imkanı veriyorlar. Şöyle vicdaniyetçilerin çok eleştirdiği ama önemli bir bilgi olduğu için ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri de burada olduğu için paylaşmak istiyorum. Şöyle bir takım rezervasyonları da var bu düzenlemeleri yaparken. Eğer bir savaş hali oluşmuşsa veya eğer bir olağanüstü durum varsa Savunma Bakanlığı vicdaniyet meselesini askıya alabilir. Bunu da yapmışlar. Bu temel insan hakları açısından sorunlu mu? Sorunlu elbette. Ama böyle bir ülkenin koşullarını göz önünde bulundurarak böyle bir düzenleme de yapmışlar. Profesyonel askerseniz vicdaniyet hakkınız yoktur deniliyor. Aynı zamanda bu Kıbrıs Cumhuriyeti'nde güneydeki mevzuat. Bizim kuzeyde ne olup bitti? 1993 yılında soyadı Askeroğlu olan ilk vicdaniyetçimiz, ben vicdaniyetçiyim dediği için. Ha? Askeroğlu'ydu evet soyadı. Adını unuttum. Salih'ti. Salih'ti değil mi? Evet. 1993 yılında vicdaniyetçiliğini ilan ettiği için 39 ay hapse mahkum edilmişti. 39 ay yatmadı. Daha kısa bir süre yatıp çıktı. Ama ondan sonra adanın kuzeyinde yaşama koşulları bayağı bir zorlaştığı için işte güneye kaçtı. Ondan sonra da güneyden de İngiltere'ye gitti diye hatırlıyorum. Değil mi Sami? Öyle bir şeyler. İngiltere'ye gitti diye hatırlarım. Sonra da ülkesine bir daha gelemedi. Yani çok yakın zamanlarda Murat Kanatlı, Haluk Selam Tufanlı, Halil Karapaşaoğlu davaları var ve bunların hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işte Tufanlı versus Türkiye, Kanatlı versus Türkiye diye açılan davalar. Neden? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde biz Türkiye'nin alt yönetimiyiz. Dolayısıyla aslında buradaki mevzuatın eksiklikleri ve işte iç hukuk açısından çözümlenemeyen sorunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye aleyhine açılan davalar oluyor. Türkiye'nin kendi vicdaniyetçilerinin de Türkiye aleyhine açtığı bir sürü ahim davası var bu arada. Nitekim bizim yüksek mahkememiz de, Anayasa Mahkemesi yani daha doğrusu, 2011 yılında mevzuatta bir eksiklik olduğunu ve KKTC Meclisi'nin bu eksikliği gidermekle hani mükellef olduğunu söyleyen de bir karar yayınladı. Mükellef olduğunu söyleyen değil, şimdi
hukukçu terimleriyle söylemiyorum ama mevzuattaki eksikliğin tespitini yapan bir Anayasa Mahkemesi kararı var ki bundan yaklaşık işte 12-13 yıl önce çıktı. Yani bunun bir insan hakkı olarak tanımlanması ve Güney Kıbrıs'a benzer bir şekilde vicdani redçinin kim olduğunu tanımlayan kriterlerin bir formüle edilmesi, belli bir kurulun oluşturulması ve bu kurul bağlamında kimin vicdan redçi olduğuna, kimin olmadığına karar vermek suretiyle bu görevi yerine getirmek istemeyen insanların dini inançları nedeniyle olabilir, politik görüşleri nedeniyle olabilir. En azından belki bir sosyal hizmet olarak bu zorunlu görevi yerine getirmesini sağlamak da mümkündür. Çünkü bugün özellikle ekonomik krizin çok derinleştiği ve birçok insanın zaten ülkesinde yaşama açısından ciddi sıkıntılar çektiği koşullardayız. 2022'nin Aralık ayında gençlerle ilgili bir araştırma yapıldı. Bu araştırmada şu anda işte 20'li 30'lu yaşlarda olan gençlere ileriki 2 yıl içinde ülkeyi terk etmeyi düşünüyor musunuz sorusuna %70 evet cevabı var. Bu ileriki 10 yıl içinde bu ülkede evlenecek, çocuk yapacak, yaşayacak nüfusunuzun %70'i gidiyor demektir zaten. Hali hazırda, kadın erkek fark etmeksizin. Ama özellikle erkeklerin üzerinde zorunlu askerlikten kaynaklanan baskı dolayısıyla gereksiz yere bir işte yüksek lisans ve doktora yapma baskısı, bunu mümkün olduğunca yurt dışında yapma baskısı ki zorunlu askerlik yapmasına en azından bedelli askerlikten faydalanabilsin diye, çocukları hayat kurmak için para biriktireceğine, profesyonel yaşama girip mesleğini, kariyerini, üniversiteden yeni mezun olmuş, ihtisaslaşmasını yapmış, bununla ilgili hayata girip bilgilerini kullanacağına maalesef silah altına alınıyorlar. Dolayısıyla askerlik mesleğini sakın ha yani eleştirdiğimi sanmayın. Ben kendim antimilitarist bir insanım. İstemiyorum yani ordu düzenli ordularında olmasını, savaşlarında olmasını. Ama reel politik şu an orduların varlığını dayatıyorsa bu bağlamda bizim ülkemizde de en azından vicdani red konusunda belli bir düzenleme yapıp işte gençlerimizin askeri mahkemelerde sürünmesini, şimdi de Mustafa Hürben 18 Ocak'ta davası okunacak. Bitiriyorum, sessizlik rica ediyorum bu arada. 18 Ocak'ta davası okunacak. Eğer biz meclis olarak üzerimize düşeni yapmazsak maalesef bir genç arkadaşımız daha vicdani red hakkını savunduğu için hapse gönderilecek. Yani bunun arkası da kesilmeyecek. Yani bir kişiyi hapse gönderince bitti mi vicdani redçiler? Hayır. Devam etti. Devam da edecek. Çünkü bu temel bir insan hakkıdır. 15 gün sonra 2024 yılına giriyoruz. 2024 yılında dünyanın ta 20. yüzyılın başında kabul etmeye başladığı, 1948'de temel insan haklarının parçası olarak görmeye başladığı bir hakkın bizim ülkemizde olmaması bizim açımızdan bir ayıptır. Bu anlamda yapılmış çalışma aslında tamamlanmıştı söylediğim gibi ve çok taraflı yapılan bir çalışma olduğu için de üzerinden hareket edilecek bir zemindir kadık olmuş yasa. Ben bu konuda partimle beraber inisiyatif almaya hazırım. Bu bağlamda hükümet milletvekilleri de gerekli desteği verirlerse çok kısa bir sürede hem ülkenin savunma bağlamında zafiyete düşmesini engelleyecek hem de şu anda gençlerin yaşadığı bu insan hakkı ihlalini durduracak doğru düzgün bir yasa değişikliği yapmamız mümkündür. Bu konuda çağrımı hükümet yetkililerine yineler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.